Okyanusun ortasında tek başınıza tahta bir kayığın üzerinde 49 gün kalabilir miydiniz? Sizce hayatta kalma şansınız ne kadar olurdu? İmkansız gibi görünen bu olay Endonezya'da 19 yaşındaki bir gencin başına gelmiş ve genç okyanusun ortasında tek başına 49 gün boyunca hayatta kalmayı başarmış. Filmlerden ve kitaplardan alışık olduğumuz bu sıra dışı olayın ayrıntılarına gelin bak bakalımın bu videosuna yakından bakalım. Temmuz'da Endonezya'da Batı Sulawesi eyaletine bağlı Guam kenti açıklarında çalışan 19 yaşındaki Aldi Novel Adilang her zamanki gibi balıkçı tuzağıyla okyanusa açılmıştır. Genç balık avlamak için kullanılan ve 125 km açığa demirlenen Romponga'da verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışmaktadır. Adilang'ın görevi geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak balıkları kulübeye bağlı ağlara çekmektir. Kulübenin gerçek sahibi ise haftada bir gelip balıkları toplamakta ve Adilang'a yiyecek, su ve yakıt getirmektedir. Fakat 14 Temmuz'da Adilang'ın Manado açıklarındaki kulübesinin halatları fırtınada kopmuştur. 16 yaşından beri bu işi yapan genç Adilang okyanusta sürüklenmeye başlamıştır. Akıntıya kapılan ve balıkçı tuzağıyla okyanusa sürüklenen genç, balık tutarak ve kıyafetinden süzdüğü suyu içerek 49 gün boyunca hayatta kalmayı başarmış. Birkaç günlük erzağa kalan Adilang, bu süre içerisinde yakaladığı balıkları kulübenin tahtalarını yakıp pişirerek ve kıyafetlerinden süzdüğü deniz suyunu içerek hayatta kaldığını açıklamıştır. Osaka'daki Endonezya konsolosluğuna göre Aldi, mahsur kaldığı süre içerisinde gördüğü ondan fazla geminin dikkatini çekmeyi maalesef başaramamıştır. Ancak tam 49 gün sonra, yani 31 Ağustos'ta MV Arpeggio adlı gemi Adilang'ın telsiziyle gönderdiği yardım çağrısına yanıt vermiştir. Adilang 49 günlük hayatta kalma mücadelesini sonuna kadar vermiş ve en sonunda kurtulabilmiştir. Kurtarıldıktan sonra bir gazeteye konuşan Adilang, "Orada ölecektim. Bir ara intihar etme noktasına geldim. Okyanusa atlamak istedim. Ama ailemin sıkıntılı zamanlarda dua etmem için verdiği öğüdü hatırladım." demiştir. Adilang her zaman yanında bir İncil taşıdığını ve okyanusta mahsur kaldığında İncil'i okuduğunu belirtmiştir. Konsolosluk yetkilileri ise Adilang'ın mahsur kaldığı süre içerisinde çok korktuğunu ve sürekli ağladığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamışlardır. Adilang'ın kurtarılma anı ise kameralara böyle yansımış. Şaşkınlık, mutluluk, sevinç duygularını aynı anda yaşayan gencin yorgun ve bitkin olduğu da görülüyor. Kurtarıldıktan sonra verdiği bir röportajda, geçmişte de birkaç kez okyanusta kaybolduğunu ancak hiçbirinin sonuncusu kadar uzun ve kötü olmadığını belirtmiştir. Büyük bir travma yaşadığını belirten Adilang, bir daha denizde çalışmayacağını, başka bir iş bulacağını belirtmiştir. Peki siz Aldi gibi okyanusta 49 gün kalsanız ne yapardınız? İçinde bulunduğunuz durumla mücadele edip kurtulmanın yollarını arar mıydınız yoksa pes mi ederdiniz? Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma. Diğer videoda görüşmek üzere.